Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Need for Speed Dynamics videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Need for Speed Dynamics videosu sizlerle birlikte Lamborghini Urus Pro Mid Grand etkinliğinin 7. ve final gününü sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Need for Speed Dynamics videoların gelmesini istiyorsanız ve sesimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapat ve cebi beni ve bir kanalımıza da aboneyseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Önceki Loremis videosu etkinliğinin 5 ve 6. günlerini tanımlamıştık. Eğer ki izlemek isterseniz kartlar kısmı yukarıda sağda şuraya bırakacağım. Haberiniz olsun. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen 7. güne an itibariyle başlayalım. 712'de etkinlik bitiyor. Let's go. Eğer böyle kazanmaya devam edersen Urus tamamen senin olacak diyor. Eyvallah İvicim. 702'de ip diyar duvarımız. Şimdi upgrade yapamayacağım çünkü önce çok hızlı bir şekilde 12.500 paraya ulaşmam gerekiyor. Çünkü şansıma motor kiti geldi. O yüzden riske atmamak adına hemen çok hızlı bir şekilde gideceğiz. Para kasacağız. 12.500'de çıkarsak motor kitini alacağız. Sonrasında da fazla parayla da yükseltmeler yapacağız. Haberiniz olsun sevgili dostlar. Şöyle ben hatta hızımı iyice bir arttırayım. Bir yandan zaten drift görevi de var. Drift görevi de olduğu için de eğer ki fazla daha zamanımız kalırsa da ekstra da para kasıyor olacağız. Haberiniz olsun. Etkinliğin 6. günde biraz anlık yani şanssız olaylar yaşadık. O sebeple ötürü olarak da 6'da harcamak zorunda kaldık. 12-6 falan. Yani 12-6 problem değil çünkü motor kiti bulduk şansımıza. Ondan dolayı hiç problem yok. Ama tabii parasız kalmak da ciddi anlamda sıkıntı. O yüzden hemen hızlı bir şekilde para toplamamız lazım. Şöyle hemen ilk yarışımızı başarılı bir şekilde kazanmış olduk. 3 kilometre drift attık gayet güzel. 2.266 para. Tabii 5 biletimiz var şu anda çünkü şu anda motor kiti olduğu için riske atmak istemedim. Reklam izleyebiliyor muyuz? Reklam da izleyemiyoruz. O yüzden hiçbir şekilde riske atmak istemedim. Hiçbir şekilde hem de. Yükseltmede en fazla aracı yükseltebileceğiz şu anda. Aracı da yükseltiriz. Yani aracı 5. yıldızı çıkartırız daha rahat yarışları kazanabilmek için. Ama dedim madem yükseltme yapamayacağız ne gerek var dedim. Aslında yükseltmeyi yapsam hiç ama hiç fena da olmayacak. Ama rakiplerin arkasından daha rahat draftlık yapabilmek için yükseltmeyi hemen yapmak istemedim. Ki doğru da bir karar verdiğimi bir yandan düşünmüyor değilim. Şöyle hemen birincinin arkasına geçelim. Tamamdır. Birincinin arkasına geçtik. Şöyle kalan nitroyu da harcadık. Ve ardından da dediğim gibi draftingimizi gerçekleştiriyoruz bir yandan. Ama tabii nitro harcamaya da gerektiği zaman devam ediyoruz ki para toplayabilelim. Rakip tekrardan nitrosunu da bastı. Biz de arkasında kalacak şekilde elimizden geldiğince hızımızı dikkatli yapmaya çalışıyoruz. Artık nitro biriktirebiliriz bu arada. Çünkü zaten rakip daha fazla nitro basamayacak. Az sonra da zaten yarışı kazanmak için de o fazlalık hızı kullanarak da yarışı kazanacağız. Uzun bir raşo yarışı olduğu için burayı iyi değerlendirmeniz sizin için çok çok daha iyi olacaktır. Haberiniz olsun. Şöyle hemen bir kez daha nitro basarak ikinci yarışı da başarılı bir şekilde bu sayede kazanmış olduk. Gayet güzel. İyi para kastık bu arada. 5K para kastık. Çok iyi. Motor kitini bu sayede alacağız gibi duruyor. Tam 9.5K paramız var. 3K para eksik şu anda. Şimdi zamana karşı yarışlar ağırlıklı olduğu için riske atmamak adına yükseltmeyi gerçekleştireceğiz. Ama hiçbir şekilde para harcamayacağız. 688 bir yere ulaştık. Oyun bizden kaç istiyordu? 702. Yani her şekilde onu yaparız. Dert değil. Zaten biletler bittiğinde yükseltmeleri yaptıktan sonra videoyu sonlandıracağım. İşte aradan biraz zaman geçtiğinde kaldığımız yerden devam edip kalan yarışları tamamlıyor olacağız. Tabii ciddi bir upgrade patlaması yaşayacağımız için de bu sayede de rahat bir şekilde rakiplerimizi yakalayabileceğiz bu sayede. Hani artık ilerideki yarışlarda mecburi olarak rakipleri hızlı yakalama üzerine oynamamız gerekecek. Riske atmamak için. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar hızlı gidiyorlar. Allah'tan bizim de iğmemiz falan yüksek de o sayede rahat rakiplerimizi yakalayabiliyoruz. En azından birazcık daha rahat. Hani normalden daha rahat. Hani eğer iğme yükseltmesi yapmış olmasaydım ciddi problemler yaşayabilirdik. Bakın gördüğünüz gibi bayağı bir zorluyor rakipler. Çünkü sürekli nitro şeritlerin içinden geçtikleri için epey bir sıkıntı, epey bir problem yaratabiliyorlar. Şimdi hemen çok hızlı bir şekilde şu rakiplerimizi geçelim. Orada çok güzel ikili bir makas attık zaten. Ve bu yarışı da başarılı bir şekilde kazanmış olduk.
Nitro'da kasıtlı basmadım ki Nitro şeritlerinden daha fazla para alarak geçelim. 13 tane şeritten geçtik. Buradan da toplam olarak gördüğünüz gibi 5K daha para aldık yaklaşık olarak. Şimdi ben direkt motor kitini alacağım. Unutmamak adına. Şunu direkt alalım. Ve toplamda an itibariyle 3 tane kitimiz olmuş oldu. Tekerlek, turbo ve motor. Yani gerekirse 4 yıldızda bırakırız hani turboyu falan. Hiç problem yok. Ama motoru 5. yıldızda çıkartırsak iyi olur. Çünkü orada daha fazla parçamız var. Tabi bir an oyunun neler vereceğine de bağlı birazcık. Şansımız eğer mağazada da parça gelirse işimiz epey kolaylaşacak. 5. yıldızı çıkardığınızda yükseltme yapabilecek kıvama gelmeniz için tabii ki de kitinizin olması gerekiyor. Epic seviyesine çıkartabilmek için. Onun dışında 2 yeşil, 2 tane de beyaz parçaya ihtiyacınız olacak. Hepsinde aynı zaten. Yani bütün parçalar da aynı yani. Ama biliyorsunuz ki motor ve turbo oyun az verdiği için, hatta bazen dağıtım olarak verdiği zaman daha az düşüyor. Ama bazen hiç vermiyor. En fazla 1-2 tane verdiği vesaire oluyor. Birine veriyor, diğerine vermiyor vesaire durumu yaşanıyor. Onda yaşanmaması için de elimizden geldiğince zaten fazla biletlerimizi, motor turbo parçalarını bulmaya harcıyoruz. Olmadı para alıp zaten mağazada parçaları toparlıyoruz. Bu arada o iki makası da yapabilirdim ama yapamadım ya, o biraz canımı sıktı. Bu arada hemen Nitro'yu bastık ve son anda yarışı kazandık. Bir an süreye bakmadım. Bakmasaydım var ya, ya da az daha geç baksaydım yüksek ihtimalle biletimiz boşa gitmişti ve uzun bir zamandan sonra ilk defa bir zamana karşı yarışı kaybetmiş olacaktım. Evet, bu sefer normal bir zamana karşı yarış bu arada. Buradan devam ediyoruz. Sonra yükseltmeleri yapacağız hemen. Hemen hızlı bir şekilde şu anda yarışı yapalım. Umarım iyi para gelir buradan çünkü ihtiyacımız var. Çok ciddi anlamda ihtiyacımız var. Özellikle azami. Evet, çok uzun bir zamana karşı yarışta devam ediyoruz. Hızımızı yükseklere çıkartalım da. Azami hıza yakın olarak gezelim de. Rahat rahat drift yaparız bu sayede. Tamam da güzel. Yani bu hızlardan düşmemeye çalışalım. Nitro'yu fulleyene kadar. Gayet güzel. Buradan iyi para kasacağız. Allah'tan böyle bir yarış var da iyi para toplayabiliyoruz gayet. Şöyle ben nitro basacağım. Risk yapmamak adına. Zamanımızı kalabilmesi için. Sonuçta sadece aracı yükselttik. 5. yıldız yükseltmelerini yapmadığımız için risk atmaya hiç gerek yok. Arada yine nitro basarız zaten. Ama tabii ki de driftten de asla ama asla ödün vermiyoruz. Buradan bir 4K parça çıkar bu arada kesin. Yarış uzun çünkü. Zamanımız da var. Düz yollarda hatta nitro basmadan hızımızı böyle stabil bir şekilde arttırmamız bizim için güzel bir senaryo. 3K paraya ulaştık şu anda. Yani bu girişte 5K'ya kadar yolu var. En azından 4,5K olur. Gayet iyi gidiyoruz şu anda. Nitro'yu da olmadı. Birazdan basarız. Zamanımız azalıyor. Evet, artık basabiliriz. Çünkü kaybetme ihtimalimiz var. Ondan riske atmayalım. Hadi. Son anda. Hakikaten son anda. İşte yükseltme yapmamanın zararları bir yandan. Ama bir yandan da dikkatli oynadık. Dikkatli oynamamızın faydaları. Tabii bir de şey olayı da var. Biraz geç tura bastım. Yani siz risk atmamak adına daha erken de basabilirsiniz. Benim para ihtiyacım olduğu için biraz kastım. Şimdi yükseltmeler yapacağız. Herhalde çoğu yükseltme yapacak. Parayı bulmuş olacağız. Oyun bize transmisyon kiti verecek. O yüzden rahat edebiliriz. Turbo'yu da basalım. 690 PR. Arttırmaya devam. Tam gaz arttırmaya devam. Eko'yu da bitirdik. En azından yeşil olarak 691 PR. Nitro'yu yükselteceğiz. Hatta Nitro parçalarını basmasam da olur. Çünkü basmazsam param gitmeyecek. Ve ben para harcamak istemiyorum şu anda. Ki zaten yıldız basamayacağımız için, epiye çıkartamayacağımız için aslında para boşa gider. O yüzden gerek yok bir yandan. Şöyle hemen iğme veren parçaları basalım. Turbo ile motor şu an 4. yıldızlarında. Turbodan yeşil bir tane lazım. Motordan da beyaz bir tane lazım. Bir tane mi iki tane mi? Aynen, bir tane lazım. Ve şu anda paramız bitik durumda.
Şimdi ben videoyu sonlandıracağım sevgili dostlar. Kaldığımız yerden tam gaz. Biraz daha zaman geçtikten sonra, biraz daha parça para topladıktan sonra tam gaz devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Harcadığım biletlerden bu arada bayağı bir para geldi. Yani doğru düzgün parça gelmedi ama deli gibi para geldi. O sebeple ötürü paramız şu anda epeyce bir yüksek. Şimdi yükseltmeler yapıp ardından yarışlara tam gaz devam edeceğiz. Gerekirse de aratma falan da yaparız. 695, 696, 697 PR'ımız oldu şu anda. Tekerleği de bitirdik ve an itibariyle epic seviyesine de çıkarmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle hemen 699 oluyor mu? Olmadı ama dert değil. Nitro yükseltmesi yapmak istemiyorum demiştim. Ve dediğime de sadık kalacağım. Çünkü yani günün sonunda boşa para gidecek yani. Boşa para harcamak da istemiyorum. Bu arada bir tane daha turbo verirse yıldız basabileceğiz. Transmisyon da alayım. Sonuçta oyun bize transmisyon kiti verecek. Bir tane daha alıyorum. Daha da almam. Ama yeşil transmisyon neyse almayacağım. Şu an almayacağım. Belki daha sonra gerekir. Motor parçası yani iki tane zaten yeşil gerekecek. Üç tane var bizde. Yüksek ihtimalle yetmeyecek bu arada şey yapmaya ya. Adını siz söyleyin. Yani 5. yıldıza çıkarmaya yetmeyecek. O yüzden gerek yok. 699. Transmisyonu da şöyle bir geliştirelim. 700. 700 de hala. Keşke bu arada yeşil alsaydım ya. Neyse çok da dert değil. 702 PR gerekiyordu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi tam gaz. Yani 702 PR şekilde yaparız zaten. O yüzden dert değil. Hiç dert değil hem de. Gelecek parçalarda. Nitro parçalarını da gerekirse basarım yani. Basmam dedim ama gerekirse PR duvarını aşmak için basacağız. Yapacak bir şey yok yani o konuda. Bu arada birazcık sıkıntılı bir yarış burası. Burada galiba hata yapma lüksümüz bu sefer gerçekten yoktu diye hatırlıyorum. 7 saniye uçmamız gerekiyor toplam. 7 saniye. Epey yüksek bir süre 7 saniye. O yüzden rampa kaçırmamamız gerekiyor. Mümkün mertebe. 1,8 saniye oldu bile. Biraz dikkatli hareket edelim de rampa kaçırmayalım. Evet hemen 3 saniye yaptık. Şuradan da atla. 3,9 oldu. Gayet güzel. Yani Chris'te yaptığımız yarışın parkuruna birazcık benziyor ama değil. Tamam harita şey olarak aynı ama yarış tamamen aynı değil. Neyse 5,9 oldu. Yani güzel bir rampadan daha atlarsak 7 olabilir. 6,7. Tamam bir tane daha rampa çıkacaktır zaten. Sonuçta kaçınmadık. Aynen öyle. Ve başarılı bir şekilde bu kuralı da yerine getirmiş olduk. İyi bu arada şeymiş burası da. Rampa kaçamadığınız sürece çok da zor bir yarış değil. Ama süre birazcık kısıtlı. Biz az önce o yükseltmeleri boş yapmadık. Özellikle iğme yükseltmelerine. 9,5 saniye uçtuk. Yarışı başarılı bir şekilde tamamladık. Yaklaşık 4K paramızı da aldık. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. 7. yarıştan devam. Tam gaz. Dediğim gibi yükseltmeleri falan yapacağız zaten. 702 PR olur. Ardından transmisyon kitini de alır. Transmisyonu da epic seviyesine çıkartırız. Hiç problem yok. Güzel. Mükemmel başlangıcımızı da yaptık. Şöyle rakiplerin arkasında duralım da bu sayede drafting yapıp paramızı güzelce toplayabiliriz. Gayet güzel bu arada. İyi para topluyoruz. Yarış da gayet uzun. Yarış da gayet uzun. Nitro basmam gerekecek bu arada. Aynen. Rakipler malum zorluyorlar. Doğal olarak zorluyorlar. İstediğimiz kadar iğme basalım yeterli olmuyor. Eyvah bu arada. Wow, biraz fazla yavaşlamışız. Allah'tan yarış uzun. Ama tabii drafting yani drafting olayından bayağı bir ödün vermiş olduk. Hem de çok ciddi anlamda ödün vermiş olduk. Tabii de uzun yoldan gittik. Düzgün viraj da almadık orada. O yüzden ona dikkat etmemiz lazım. Hemen rakiplerimizi yakalamamız lazım. En azından ikincinin arkasında kalayım. İkincinin arkasında kalayım. Oradan ben biraz drafting yapar. Üstüne de para toplayıp bir de üstüne nitro da toplar. Ardından birinciliği yakalarız diye düşünüyorum. Tamam yakaladık zaten. Şöyle güzelce bir drift atarsak. Şurayı da basalım. Hızlanmamız lazım. Güzel. İyi en azından yarış uzun da. Ondan dolayı yakaladık. Ama biraz zor tabii. Biraz zor.
O yüzden dikkatli olmanızda fayda var sevgili arkadaşlar. Yoksa patates olabiliyorsunuz gördüğünüz yani. Ama yine de bu başarılı bir şekilde yarışı kazanmış olmamıza engel değil. Evet, güzel. İyi para kastığımızı düşünüyorum buradan. Yani çok daha iyi olabilir miydi? Tabii ki de olabilirdi. Ama 5,5K para da hiç az değil. Yine paramızı 22,5K bandına çıkarmayı başardık bu sayede. Güzel. İyi bir haber. İyi bir durum. Transmisyonu şöyle bir bitirelim. En azından kit alana kadar yani. Eko'da da şu beyazı bastık. Yani dediğim gibi turbo parçası ya da motor parçası çok iyi olurdu. Motor beyaz ama. Motor beyaz. Aynen geldi. Neredeyse kaçırıyordum bu arada. Neredeyse kaçıracaktım. Çok iyi oldu. Son anda gördüm. Tamam, 702 PR duvarını açtık. Şimdi ana amacımız motoru epik seviyesine çıkarmak olacak. 704, 705, bedava PR, 706. O da kitten dolayı bedava PR diyorum. Yoksa bedava PR falan alaka yok yani. Neyse, epik seviyesine çıkartırsa bayağı bir güzel olacak. Bayağı bayağı güzel olacak. İki tane beyaz motor parçası ihtiyacımız var onun içinde. Turbo parçası zaten oyun bize verecek bu arada. Onun da bilgisini vereyim. O yüzden turboyu eğer ki şey yapamayacaksam, 5. yıldızı çıkartamayacaksam Epic'te, hiçbir şekilde anlamı yok. Parça almanın boşa para israfı çünkü. O yüzden zaten nitro parçası falan da harcamıyorum. Onun yerine para olarak kalsın, boşa gitmesin. Etkinlik bittiğinde de zaten bize nakit olarak geri dönecek. Ama dediğim gibi asıl olay etkinlik parasını iyi değerlendirmek. Yani 1,5K parayı harcamaktansa harcamamayı tercih ederim. Ha, bir PR eksik kalır falan, o zaman basarım, o ayrı bir durum. Ama yani PR duvarını aşabileceksen basmaya gerek yok hani. Dediğim gibi para kaybı, parça kaybı. Gerek yok yani. Çok acil bir durum olmadığı sürece. Neyse, devam ediyoruz. PR'ı da iyi yükselttik zaten. Ki daha da yükseltme yapacağız. Transmisyon artacak. Yani motor artacak, turbo artacak. Bütün yükseltmeleri yapsak zaten. Bir de Eco Kit'i de verecek oyun bize zaten. Onunla da beraber Eco'yu da epic seviyesi çıkartacağız. Her şekilde PR duvarını, son PR duvarını aşıp etkinliği tamamlayacağız zaten. O keşke 12 altın harcamak zorunda kalmasaydım ama yani kite altın harcamak da iyidir. DeLorean Alpha'da olduğu gibi. En azından kite para harcamadık. Yani para dediğim altın harcamadık. Sadece 12 altında neredeyse gidiyorduk bu arada. Neredeyse gidiyorduk. Ağır zortoluyordum var ya, çok ağır zortoluyordum ama iyi kurtardık. Hakikaten iyi kurtardık. Güzel. Gayet güzel. Tam gaz devam ki. Kaldı 2 biletimiz. Tam da zaten 11. yarışı tamamlamamız gerekiyor. Değil mi? Aynen, 10. yarıştayız. 11. yarışı tamamlamamızla beraber transmisyon kiti bizim olacak. 10 DP'ye çıkartacağız. 4 tane toplam beyaz ve yeşil topladıktan sonra 5. yıldıza çıkartacağız. E oyun bize zaten transmisyon yeşil parça da veriyor. Hani bari 5. yıldızı çıkartalım. Hem iğmemiz artar. Rakipleri daha rahat yakalarız vesaire. Hem de değerlendirmiş oluruz. Baktık bir yer duvarını aşamayacağız vesaire. Onu da 5. yıldızı çıkartarak sağlarız yani. Ama işte turbo ile motor her şekilde PR verdiği için, 2 PR, 3 PR garanti edeceği için belki de gerek kalmaz hani transmisyonla uğraşmaya. Ama 5 yıldız yaparsam iyi olur yani. Sonuçta çok fazla parça ve para istiyor. Bir de hani spor araba, sport car klasmanında olduğu için çok maliyetli. O yüzden zaten ekstradan 5. yıldızı çıkarma çabalarına ya da epiye çıkarma çabalarına vesaire giriyoruz. Çünkü gerçekten çok maliyetli. Yoksa tabii ki de hani direkt gereken parçaları toplayıp etkinliği tamamlamasını da biliriz. Yani niye hani ekstra kit vesaire alıyoruz ki yani? Aa, bunlar işimizi ciddi anlamda kolaylaştıran durumlar. Orada 19K paramız oldu. Yeşil tekerlek parçasını da aldık. Evet, burası önemli. Burası çok önemli. Bu yaşı kazanmak zorundayız. İnşallah kazanırız. Bundan sonra galiba Nissan Fairlady Neon Future aracının etkinliği gelecek. Zaten fazlasıyla almak istediğim bir araç. Çok hoş görünüyor çünkü tasarımı vesaire çok güzel. Onun etkinliği oynamak için de sabırsızlanıyorum fazlasıyla. Ama öyle böyle değil yani. Dediğim gibi çok güzel bir araç. Şimdi ben makas atmaya çalışacağım.
tanesini zaten en başta kaçırdım. Umarım hata payımızın olabileceği bir yarıştır. Yoksa üzülürüm bayağı be. 2 oldu bu arada. 3 4 Tamam, güzel. Başarılı bir şekilde 5 tane araca makas attık. Başka araç var mı peki? Umarım vardır. Aynen varmış. Bir tane daha, 2 tane. Ama hızlı giderseniz iki, yoksa bir tane hata yapma payınız oluyor. Okey. Toplam 7 tane makas attık. 3200 de para geldi. 22,5K paraya çıktık tekrardan. Güzel. Gayet tatlı. Ve şimdi yükseltmeleri gerçekleştireceğiz tekrardan. Nitro değil. Nitro değil bu arada. Hemen şöyle bir iğmemizi arttıralım. Tamam. 2400'leri yükselttik. Oyun zaten dediğim gibi vereceğini söylemiştim. 4 tane beyaz transmisyona ihtiyacımız var. Elimizden gelince her fırsatta toplamamız lazım. Yani eko veriyor. Turbo zaten vereceğini söylemiştim. 2 tane yeşil. 4 tane beyaz. Aha da turbo parçası bu arada. Yani turbo parçasını veriyorsun vermesine de. Yani hiç beyazımız da yok. Uğraşmaya değmez yani. Uğraşmaya değmez. Ama transmisyonu zorlarım. Transmisyonu zorlarım abi. Azıcık aratacağım. Aratmam lazım çünkü. Bari bir insaf yapıp motor falan verseydim be. Neyse tekerlek verdi. Aldım direkt ya. Yeşil de alabilirdim. Almadım ama. Çünkü beyazımız hiç yok. Ya yani oyun hiç vermiyor daha doğrusu. Şunu bas. Tamam, 707 PR. Zaten bir tane yeşil verecekti. Yani bir tane beyaz, iki tane yeşil tekerlek parçası bulmamız gerekiyor. 9 saat 55 dakikamız var. Bekleme süresini şey yapamıyoruz. 15 dakika sonra mağaza yenilenecek. Vallahi bunu kaçıracağız. Yapacak bir şey yok. Neyse sevgili arkadaşlar, ben videoyu sonlandırıyorum. 712 PR gerektiğini zaten söylemiştim. Bizde şu anda 707 var. Eğer ki motorla turbo yükseltebilirsek zaten PR duvarını rahat aşacağımızı düşünüyorum. Neyse, kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Etkinlik mesela tam yarım saat var. Şimdi çok hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden yarışlarımıza devam ediyoruz. Motor parçası bulmayı denedim. Bir tane eksik. Epic seviyesine çıkartabilmemiz için ama maalesef bulamadım. Olmadı, altın harcarım. 40 altın harcayıp motor parçası alıp ardından da epic'i öyle çıkartırım. Sonuçta her şekilde değiyor bu arada. Yoksa hayvan gibi para, hayvan gibi parça gittiğinden dolayı. Yani her şekilde o 40 altını vermeye değer. Onun bilgisini vereyim. Kafamda böyle geçiyor en azından şu anda. Önce bir son yarışa kadar bir gelelim de. Yar duvarına falan gelelim de. Ondan sonrasına bakarız zaten. Belki de şans bize denk gelir de alırız. Yani dükkana falan denk gelir de öyle alırız anlamında. Ama çok da ihtimal vermiyorum maalesef. Çok şanslı bir insan olmadığım için. Arada tutuyor mu? Arada tuttu oluyor tabii ki de. Ama genellikle o kadar şanslı olmadım zaten. Beni iyi izleyenler, takip edenler iyi bilir. Yani motor bile çok aniden geldi. Yoksa var ya, alamayacaktık yani neredeyse. Yani zorlamasaydık alamayacaktık gibi bir şey. Şöyle makas atalım üstüne. İyi para kastık buradan bayağı bu arada. Aman aman, ben bir yarışı kazanayım da. Riske atmayalım. Yoksa etkinliği kaybetme şansımız var çünkü. Yani bu kafayla. Neyse, 5600 para geldi. Çok iyi para geldi. Yaklaşık 12K paramız oldu. Tam gaz devam ediyoruz. 13. yarıştan şimdi turboyu da epic seviyesine çıkartabileceğiz artık. Parçayla beraber. 707'de PR'ımız var zaten. Bayağı bir yükseltme yapacağımızı düşünüyorum bu arada aynı zamanda. 6 tane nitro şeridinden geçmemiz gerekiyor. Geçeriz. Malum öyle geçeriz. Yarış kısa bir yarış bu arada, o yüzden dikkatli olmamız lazım. Şöyle hemen dikkatli bir şekilde geçelim. Direkt nitro basacağım yine. Rakibi rahat yakalayabilmek için. Malum kendisi biraz önde. Yarışın yarısı da bitti zaten. Tamam, güzel. Şöyle tekrardan basalım. Hop, nitro kanalında başarılı bir şekilde tamamlamış olduk. Şuradan da geçelim. Biraz nitromuz olsun. Ve yarışı da hızlı bir şekilde tamamlayalım. Evet, güzel. Bu yarışta rahat bir şekilde geçmeyi başardık. Ama ben kaybedeceğimi düşündüm. O yüzden bir korkmadım değil.
Neyse 2200 de buradan para geldi. 3 tane biletimiz kaldı. Ben direkt hatta turboyu bir basayım da önce. Malum rakip daha zorluyor gördüğünüz gibi hani. O sebeple ötürü riske atmak istemiyorum. Yani turboyu da epic seviyesine çıkardık. Hayırlı uğurlu olsun. Bir tane de motor gerekiyor diye söylemiştim zaten az önce. Geri kalan yükseltmeleri de az sonra yapacağız zaten. Evet, kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Bu yarışı tamamladığımızda oyun bize Nitro kiti verecek. Ben Eco kiti vereceğini sanıyordum. Sonuçta transmisyon veriyordu ya. Demek ki onlar değişkenlik gösterebiliyormuş. Yani transmisyon veriyor diye illa Eco verecek. Ya da tekerlek veriyor diye illa Nitro verecek diye bir kanun yokmuş. Bu arada airtime yarışı yine. Yani şu etkinlikte var ya, airtime yarışından daha çok nefret ettiğim bir şey olmadı ya gerçekten. Hani makas atma yarışlarında bile hiç sıkıntı yaşamadım. Ama şu airtime'ler her seferinde beni çok korkutuyor. Neyse şu an rahatız ama. Şu anlık rahat ediyoruz. 2,9 saniye uçtuk bile. Süremiz de 23 saniye. Şuradan da atladık. 3,8. Tamam, azami hıza gidiyoruz şu an zaten. 4,8. Bir rampadan daha atlarsam galiba yeterli olacak. Hop, yeterli oldu. Hem de tam yetti gibi bir şey. Şu rampadan da atladık. İyi ya, en azından çok zor değildi bu etkinlikteki airtime yarışları. Ben çok daha zor olacağını bekliyordum ama değil. Neyse ki değil. Aa, diyalog mu var? İyi iş çıkardın. Yani Urus'u resmen uçuruyorsun diyor. Eyvallah Hibicim, eyvallah. İşimiz bu. Yaparız o kadarına. Evet, Rush yarışından devam. Transmisyon parçası da verecek. Ama beyaz transmisyon parçamız hiç olmadığı için transmisyonu 5 yıldıza çıkartamayacağım. Ama tekerleği çıkartabileceğim en azından. İyi tarafından bakalım. Oradan bir gelişmemiz var en azından. Keşke beyaz transmisyon parçamız olsaydı ama yapacak bir şey yok. Kalkıp 4 tane toplayamam yani, parayı görüyorsunuz. Para kısıtlı, para az. O yüzden hiç yapamayacağız. Bu arada şöyle bir drifte kayalım güzelce. İyi para biriktirebilmemiz açısından. Bu yarışı tamamladıktan sonra zaten son yarışı yapmadan önce yükseltme atlatmak için söylemiştim. Şöyle bir de nitro basalım da. Kendimizi zora sokmayalım. Tamam da tekrardan bastık nitroyu ve başarılı bir şekilde bu yarışta pek de zorlanmadan kazanıyoruz. Güzel. Buradan da bir 2500 para falan bekliyorum bu arada. İyi, 3200 gayet tatlı. 17K paramız oldu. Hadi bakalım. Umarım PR duvarını aşabiliriz. Ve umarım özellikle ve özellikle motor parçasını bulabiliriz. Şunlara bas abi. Aa, bu arada bir tane tekerlek parçası eksik. Eksikmiş bir tane. Transmisyon basmayacağım bu arada, gerek yok. İki tane şuradan. İki tane buradan. İyi lan, tam yetti bu arada Nitro. Çok iyi. PR duvarını açmaya da yetecek mi peki? Galiba yetecek. Aynen öyle, yetiyor. Yetti. Tatlı. Yani keşke Eku'yu hiç yükseltmeseydik ama yapacak bir şey yok. Bayağı da bir parçamız var bu arada. Satabiliriz en kötü. O yüzden ben bir motor parçası aratacağım. İnşallah bulabilirim ya. Aha, tek de buldum lan. Nice. Let's go. Çok iyi. Süper oldu var ya. Mükemmel ötesi oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Motoru da an itibariyle epic seviyesine çıkarmış olduk. Yani tekerlek parçası gerekiyor bir de bize. Ona da para yeterse süper olacak. Ama sanmıyorum pek yeteceğini. Yani çıkmıyor bile şu anda. Çıkmadı. Vallahi çıkmadı. Şansımı bir denesem mi fazlalık parçaları satıp? Şöyle. 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 5500 ediyor zaten böyle kafadan. Yani. Altına harcamaya ne kadar değer bilmiyorum. Ama bulmak da istiyorum ya. Ama yok, gelmiyor gördüğünüz gibi. Tamam, zorlamayalım. Son yarışı da kazanalım. Ardından da etkinliği bitirelim. Yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Ben bitiyor sandım. Bitmiyormuş.
Bir tane eksikmiş. Nazar boncuğumuz olsun. En azından epik seviyesinde. O da olmayabilirdi mesela. Yani transmisyon da 5. yıldıza çıkacaktı. Çıkamadı. Yapacak bir şey yok dediğim gibi. Canımız sağ olsun. Hani o 3. güne başlayamadık ki hemen. O bize çok şey kaybettirdi. Çok fazla şey kaybettirdi. Bu arada ben size hiç bulaşmayacağım. Çünkü direkt yarışı kazandığım gibi zaten araba benim olacak. Hani boşuna cebelleşmeye gerek yok. Ve an itibariyle Lamborghini Urus bizim. Hayırlı uğurlu olsun. Let's go. Vallahi billahi şükürler olsun. Urus faciasında atlattık. Ben kendimce facia diyorum. Eskiden benim için faciaydı çünkü. Neyse 6500'de altına ulaştık. 6561 hatta. Ve hayırlı uğurlu olsun. Nice. Result sonuçlar. Tık 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 tak tık tık tak tık tak. Hayırlı olsun. Evet, ben sözümde durum diyor. Urus artık senin diyor. Başka bir şey olduğunda, etkinlik, bu tarz bir şey olduğunda seni arayacağım diyor. Sonra görüşürüz hatırlat diyor. Eyvallah. Oh. Yani Eko dışında her şeyin şey olması, epik olması çok güzel. 3 tane kit aldık. Ona rağmen epiklemeyi başardık. Ve 705 PR'lık Lamborghini Urus'umuz artık bizim. Ve Steam Aoki yapımcılarından Neon Future etkinliği sevgili arkadaşlar. Bu etkinliği oynamak için çok ayrıyeten sabırsızlanıyorum. Çünkü şu araç efsane görünüyor gerçekten. Neyse, an itibariyle 56. aracımızı açmış olduk. Şöyle görev ödüllerini de aldık. Seviye 83'e de az kaldı. Neyse, ben bir yandan garajın son durumunu göstereyim. Bir yandan da videoyu sonlandırayım. Evet sevgili arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz, destek amaçlı bir beni bırakmayı, kanalımıza da hala aboneyseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oyun yapma sitelerinden, başka üyelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bu arada Lamborghini Urus'tan 9 tane daha toplarsam 6. yıldızda çıkıyor. Harika bir gelişme. Neyse sevgili dostlar, tekrardan aracımız hayırlı uğurlu olsun diyerekten. Umarım siz de aracı başarılı bir şekilde almışsınız ya da alırsınız diyerekten. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.